Selam arkadaşlar, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ders çalışma vlogu çekiyorum. Bu vlog 2-3 günlük olacak ve bugün günlerden pazar. Ben de bu vlogun başlangıcını çekiyorum. Bugün arkadaşlarımla birlikte kütüphaneye gideceğim. Kütüphanede daha çok ders çalışabildiğim için ilk olarak kütüphanede biraz ders çalışacağım. Sonra da eve gelip vloga devam edeceğim. Evde de ders çalışacağım. Bu sabah matematik özel dersim vardı. O yüzden matematik çözdüm. Birazdan kütüphaneye gidip tekrar arkadaşlarımla birlikte matematik yapacağım. Zaten özellikle matematiği iyi olan arkadaşlarımla kütüphaneye gidiyorum dermişim. Neyse, işte arkadaşımla kütüphanede ders çalışacağız. Orada da çekmeye çalışacağım. Unutmasam çekerim. Böyle bayağı sessiz bir yer. Bir tane de sessiz bir kısmı var kütüphanenin. Biz orada ders çalışıyoruz. Orada konuşmak yasak. Çıt çıkmıyor. Herkes sessiz. Sadece ders çalışıyorsunuz ve full konsantre oluyorsunuz. Bir de sesli taraf var ama sesli tarafta biz çok oturmuyoruz. Çünkü orada bayağı insanlar sohbet ediyor. Kafa gibi kullanıyorlar. O yüzden orada çok oturmayacağız. Ama kütüphane kısmında, sessiz kısımda bayağı bir otururuz. Bir 2-3 saat otururuz. Sonra annemi arayacağım. Beni alacak ve eve geleceğim. Eve geldiğimde bitmiyor. Tekrardan ders çalışacağım. Evet. 12. sınıfsanız eğer bu program size az bile gelebilir. Çünkü 12. sınıflar dehşet ders çalışıyor. Benim rakiplerim çok profesyonel. Günde 6-7 saat ders çalışan var. 9-10 saat ders çalışan var. Ben asla anlamıyorum ama okuldan sonrası yatana kadar full ders yapanlar var. Ben hiçbir zaman onlardan olamadım. Şu anlık bir ara hukuk istemeye başladım bölüm olarak ama tam emin değilim. Hala emin değilim ne okumak istediğimden. Hayırlısı neyse o olsun diyorum. Ve çantamı hazırlayıp kütüphaneye gidiyorum ders çalışmaya. Bakalım güzel verimli çalışabilecek miyiz? İnşallah çalışırız. Bu arada ben şu anda ikinci dereceden denklemler çözüyorum. Benim temelim iyi olmadığı için böyle basit konulardan başladık. Hala basit konulardan devam ediyoruz arkadaşlar. Yok yok, şaka şaka, logaritma falan çoğu bitti. Çalışmaya devam ediyorum. Arkadaşlar şimdi çantam burada. İçinde kitaplarım var, hazır yani. Hatta e-postlarım da var. Şimdi montumu giyip çıkacağım evden. Bugün galada da dışarıda da giymek için çok güzel bir kürk mont karışımı, böyle garip bir ceket aldım. Onu daha göstereceğim gelince. Daha gelmedi. Bir hafta içerisinde gelecek. Çünkü bedeni yoktu. Bedenini bekliyorum şu an. Yakında da gala alışverişi videosu yüklemeyi düşünüyorum bu arada. Arkadaşlar şimdi kütüphaneden çıktım. Video çekemedim. Şimdi annemler beni almaya geldi. What's up, my G? Ata. Ay. Fener'e gol attın mı lan? En son kütüphaneden arabaya binerken çekmiştim ve eve geldim ben. Yemek yedim, biraz dinlendim, Medcezir izledim. Ve Serenay ablayı ne kadar özlediğimi fark ettim ve bayağı duygulandım. Sonra Medcezir'i kapattım. Ve hafif makyaj yaptım size videoda daha güzel görünebilmek için. Benim bugün 2 saat matematik dersim vardı. Kütüphanede de matematik çözdüm. O yüzden şimdi biraz paragraf ve daha böyle sözel derslere çalışmam gerekiyor. Bugünlük matematik dozumu aldım anlayacağınız kadarıyla. Şimdi aşağı inip kendime kahvemsi bir şey yapacağım. Sonra da ders oturacağım. Ay bu arada aşırı heyecanlıyım. Galaya aşırı az kaldı ve çok heyecanlıyım. O yüzden heyecandan ders çalışamıyorum böyle. Ders çalışıyorum da yani sürekli aklıma gala falan geliyor ve kıyafet krizi falan geçiriyorum evde. Evet. Şu anda gerçekten aşırı mutsuzum. Çünkü sonunda derse oturdum arkadaşlar. Paragraf çözeceğim ve hiç enerjim yok ama çözeceğim. Bugün bütün günüm ders çalışmakla geçti. Başka hiçbir şey yapmadım yani. Düşünüyorum da gerçekten başka hiçbir şey yapmadım. Bir de TikTok izledim yani. Ay gene gala aklıma geldi ya. Gala çok güzel olacak. Bizim her hafta çarşamba günü hoca paragraf sorularımızı kontrol ediyor. Çünkü her hafta kaç sayfa ya? 300-400 soru paragraf çözmemiz gerekiyor. Bugün günlerden pazar. Çarşamba günü hoca kontrol edecek paragraf sorularımı. Ve ben daha 0 soru çözdüm bu hafta. O yüzden biraz çözmem gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan başlıyorum. Bir süre paragraf çözeceğim. Hatta bu gece sadece paragraf çözebilirim. Çünkü tüm gün zaten ders çalıştım ama güzel bir 2-3 test çözeceğim. Bu arada 2-3 test dediğime bakmayın. Benim paragraf testlerim 20 soru arkadaşlar. Yani gene 40-60 soru yapıyor. Allah bereket versin. Hadi başlayalım. Vatana millete hayırlı olsun. Sağlık için, su için. Gözlerimdeki ay... Kalbimdeki yara,
Amin. Amin. Amin, şımarma artık şu dersi çalış. Arkadaşlar bu arada ben derse oturana kadar 1,5 saat geçti. Yani 1,5 saattir masanın önünde TikTok izliyorum. Benim bu şeye bir çözüm bulmam lazım ya. Çok TikTok izliyorum ya. TikTok'u mu sevsem? TikTok'u sevmiyorum. TikTok'ta 1.700.000 olmuşuz. Çok büyük bir sayı valla. Teşekkür ederim arkadaşlar. Of, konuyu yani derse getirmemek için her şey yaparım. Hadi ders yaşam yeter artık. Bayılacağım. İlk testimi çözdüm. 18 soruydu. 20 soru değildi ama çözdüm. Bu arada ben paragrafta çok hızlandım. Neyse arkadaşlar, ilk testimi çözdüm ve şöyle bir karar aldım. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Yarın sabahlayacağım ve sabaha kadar ders çalışacağım. Bilmiyorum ya. Bence geceleri daha çok verim alıyorum. Bir de herkes uyuyunca ev çok sessiz oluyor ve aşırı iyi odaklanıyorum. Ve gece odam daha açık oluyor. Neden bilmiyorum. O yüzden yarın sabaha kadar ders çalışacağız. Hafta içi olması biraz kötü oldu ama... Neyse, devam ediyoruz. Ay ne güzelim be. Yeter. Daraldım. Yeter. Yeter. Arkadaşlar bırakıyorum dersi. 40 soru oldu. Yeter. Yeter yani. Bütün gün ders çalıştım. 2 saat matematik dersine gittim. Sonra 3 saat kütüphanede ders çalıştım. Şimdi geldim evde 1 saat paragraf çözdüm. Yeter yani. Şimdi cilt bakımımı yapıp hemen uyuyacağım. Yarın çok güzel bir gün. Sabah uyanacağım. Kahve alacağım. Kahve aldıktan sonra okula gideceğim. Okuldan eve gelince de çok güzel bir şekilde ders çalışacağım arkadaşlar. O zaman hemen cilt bakımımızı yapalım. Bam bam. Gerçekten zero. Başladı countdown sana kadar Reno. Göpürsün glop glop glop. Bunu kullanıyorum. Şimdi beni makyajsız göreceksiniz. O yüzden çok kötü yani. Buyum abi ben, buyum. Aşkım, aşk seni bulabilir de, uzakta durabilir de. Oh! Oh! Aşkım! Ve son olarak nemlendirici. Günlük bakımım bu kadar. Yüzümü tonikle ve miseler suyla temizliyorum. Dişlerimi fırçalıyorum ve yüzümü nemlendiriyorum. Maske falan da yapıyorum. Peeling de yapıyorum ama bunları haftada 2-3 gün yapıyorum. Her gün yapmıyorum yani arkadaşlar. Bitti. Bam bam. Arkadaşlar günaydın. Şu an sabah oldu. Hüseyin de burada. Şimdi okula gidiyoruz. 5-10 dakika sonra falan ders başlıyor. Aşırı yorgunum. Gidiyorum bakalım okula. Selam arkadaşlar tekrardan. Şu an eve geldim. Bugün günlerden pazartesi saat 4.30 falan. Ve eve yeni geldim. Şimdi üstümü değiştireceğim. Biraz dinleneceğim. TikTok izlerim. Daha sonrasında duş alacağım. Duştan sonra da ders oturacağım ve birlikte ders çalışmaya başlayacağız. Şu an biraz yorgunum, kendime geleyim. Ders çalışacağız arkadaşlar. Bakın burada da çöbiş var. Terasta gezdiriyorum şu an onu. Evet arkadaşlar şimdi duşa gireceğim. Çünkü saçım falan pis artık yani. Duş almam gerekiyor. Şimdi duşa giriyorum, sonra geleceğim hemen.
Evet arkadaşlar, duşumu aldım. Gördüğünüz gibi saçlarım ıslak. Şimdi kutu açacağız sizinle birlikte. Eğer ne kutusu olacak diye sorarsanız ben de bilmiyorum. Daha demin annem odama girdi ve dedi ki Ece sana bir kutu var. Nette'ye göndermiş dedi. Biliyorsunuz ki ben YouTube kanalım için Nette müzikle çalışıyorum. Daha doğrusu Doğan Ording ile çalışıyorum. Nette'ye de Doğan Ording ile aynı şirket olduğu için, yani Nette Doğan Holding'in bünyesinde olduğu için bana hediye yollamışlar. Ve daha hiç açmadım. Şimdi sizinle birlikte ilk defa açacağız. Yeni yıl hediyesiymiş ama biraz gecikmiş. Şimdi açıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet, kutu bu şekilde. İlk siz görün, ben sonradan göreyim. Ya çok tatlı. Ay ay ay. Hemen notumu okuyorum. 2024 size sağlık, mutluluk, başarı ve şans getirsin. Birlikte nice güzel yıllara. Nette ve Feride Başbu. Feride Başbu da Nette'de. Evet arkadaşlar, kutudaki şeyleri şimdi size tek tek göstereceğim. Çok güzel bir kutu. Oo. Öncelikle benim kokularını çok beğendiğim, daha önce hiç almadığım ama sürekli gördüğüm bir kolonya var. Bunu herkes parfüm zannedebilir ama bu bir kolonya. Ben de eskiden parfüm zannediyordum. Ama kokuları da gerçekten parfüm gibi. Tek farkları kalıcı değiller. Kolonyalar yani, uçup gidiyorlar. Bu markanın ismi Atelier Rebel. Ne bu? Böyle bir markanın şeyi. Sonra yılbaşı ağacı var. Küçücük, çok tatlı. Bunu da şu ağaçlarımın yanına koyacağım. Sonra bir tane uyku bandanası var. Bunu çok seviyorum. Bende vardı ama bunu da kullanırım mutlaka. Bunlar çok iyi oluyor yani. Sonra bir tane çikolata var. Hem de vanilyalı. Ve ben çikolatalara bayılırım. Sonra dünyadaki en sevdiğim şeylerden biri şeker hamurlu kurabiye. Ben gerçekten şeker hamurlu kurabiye hastasıyım. Bunu hemen yiyeceğim. Birazdan hemen yiyeceğim yani. Daha sonrasında bir tane defter var. Çok tatlı ya. Bunu da özet defteri yaparım. Malum bu sene deftere çok ihtiyacım oluyor zaten. Çok tatlı çizgili defter. Ve son olarak bir tane böyle peştemal tarzı bir şey var. Bunu da koltuğumun üzerine serebilirim. Ay bayağı büyük. Evet, böyle yatağın kenarına falan koymalık bir şey var. Bu da yılbaşı rengine uygun. Bunu da şöyle böyle koltuğuma sereyim şimdilik. Bence çok tatlı şeyler çıktı. Şimdi kurabiyemi yiyeceğim. Cidden bu arada şeker hamurlu kurabiye en sevdiğim şey. Kurabiye kırılmış arkadaşlar. Ama sorun yok. Çok lezzetli. Arkadaşlar ben şimdi dışarıdan içecek sipariş ettim. Siparişimin gelmesini beklerken saçlarımı kurutup biraz şekillendireceğim. Çünkü yarın okul var. Okula güzel saçla gitmek istiyorum. Sonra da harıl harıl derse oturacağız. Aslında sonra da değil de içeceğim geldikten sonra çok azıcık dizi izlerim. Sonrasında da derse otururuz. Çünkü artık bayağı bir ders çalışmam gerekiyor. Saçlarım da bitti arkadaşlar. Henüz biraz kabardı. Henüz içeceğim gelmedi. O yüzden biraz oturup paragraf çözeceğim içeceğim gelene kadar. Sonra içeceğim geldiğinde de mola veririm. Sonra tekrardan ders çalışırız. Benim yarın bir sürü ödevim var. Önce onları yapayım bence, paragraftan önce. Evet arkadaşlar, ben şimdi nihayet artık masaya oturacağım ve soru çözmeye başlayacağım. İlk olarak ödevimden başlayacağım. Yarına tarih ödevim var. Çarşamba gününe de edebiyat ödevim var. Ama tarih olan daha hani öncelikli. O yüzden önce tarihe, sonra edebiyata bakacağım. Hemen üstüme daha rahat bir şeyler giyip geliyorum. Evet arkadaşlar, artık derse başlıyoruz. Geç bile kaldı. İlk ödevim tarihten 50 tane soru yazmak olacak. Soruları böyle çıktısını aldım. Ve şimdi internetten soruların cevaplarına bakıp yazacağım. Bizim tarih hocamız genelde zaten böyle 50 soru her hafta neredeyse veriyor. Bu arada çok güzel bir öğrenme yöntemi. O yüzden tarih hocamızı bayağı seviyorum. Belki oğlu falan beni izliyordur. Buradan hocama selamlar. Neyse, şimdi o ödevleri yapacağız. Bu soruları yazacağız. İnternetten bakıp yazacağım bu arada. Hadi başlayalım. Ne oldu anne? Elmayı aldı, kaçtı. Arkadaşlar bakın. Annem tavşanlardan
hiç hoşlanmıyordu hayvanlardan. Yani korkuyordu ve şu an korkusunu yendi. O tavşan eve gelirse ben giderim diyordu. Şu an benden çok seviyor. Beni böyle sevmiyor. Yemek veriyor sürekli. Bana vermiyor yemek. Beat me, yeah, have a baby by me, baby, beat me, yeah, have a baby by me, baby, beat me, yeah. Şimdi hızlıca soruları yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Bunları hemen bitirmem gerekiyor. Hemen bitirmem gerekiyor. Demin videoyu durdurduğumda arkadaşımı aradım. Tırnakçısından randevu istedim. Gala için çok hafif, zarif bir tırnak ve kirpik yaptıracağım. Aylardır yaptırmıyorum. Zaten sadece yazları yaptırıyorum normalde. Ama ilk defa kışın yaptıracağım. Zaten sömestre denk geliyor. O yüzden bence sıkıntı olmaz okul açısından da. İnebahtı Deniz Savaşı'nın yapılmasının nedeni nedir? Arkadaşlar tarih ödevini bitirdim. Biraz zor oldu. Zaten 5-6 sorunun cevabını Google'da bulamadım. Onları arkadaşlarımdan tamamlarım yarın tarih dersinden önce. Şimdi tarih ödevini bitirdim. Rahatız, profesyoneliz. Devam edeceğiz. Şimdi ise edebiyat ödevine başlıyorum. Tarihe tik attım. Edebiyat ödevimi yapacağım. Çok heyecanlıyım. Hemen yapmam lazım. Edebiyat ödevini yapmak için çok heyecanlanıyorum. Neyse şımardım. Şimdi edebiyat yapacağız. Kesinlikle hayattaki en iyi aktivite falan yani. Arkadaşlar şu an şoktayım. Çünkü yarına olan ödevim aslında Türkçedenmiş. Bu arada tırnaklarımı oje geçtim uçlarına. Baya yamprik yumprik oldu ama düzeltirim sonra. Ben ödevi yanlış biliyormuşum. Edebiyat değilmiş ödev, Türkçeymiş. Yani daha da kötüsüymüş. Türkçeyi hiç sevmem. Türkçem kötü. Valla İngilizce olsa TYT'de daha güzel çözerdim. Ama yapacak bir şey yok. Şimdi cümlede anlamla ilgili 40 tane test vermiş hocamız. Allah razı olsun. O 40 testin şimdi hepsini çözmeye çalışacağım. İki kitaptan da 20'şer test vermiş. Şaka yapmıyorum. Yanlış hesaplamışımdır umarım. Şimdi çözmeye başlayacağım. Anca biter zaten gece 5'te falan. Bir de çok acıktım. Gidip kendime atıştırmalık bir şey koyacağım. Çünkü yaklaşık bir saattir yazı yazıyorum. O tarih ödevi bayağı uzun sürdü. Şimdi atıştırmak bir şeyler almaya gidiyorum. Hele bir kalemi eline al. Şu an abur cubur dolabından bir şeyler bakıyorum. O kadar çok fazla şey var ki ama hiçbiri de güzel değil yani. Bu ne? Derinliklerden böyle bir gong buldum. Bunu yiyeceğim arkadaşlar. Buradan 43'ten 78'e kadar sadece bir kitap. Diğer kitapta da aynı bu şekilde ödev var. Bakar mısınız ödevin kalınlığına? Bunu var ya hayatta bitiremem. Yarısını yapacağım artık. Başka bir telefondan yani annemin telefonundan sayaç tuttum. Siz buradan saniye görürken hızlı bir şekilde ben de testi çözeceğim. Ama hızlı çekim alacağım yani sıkılmayacaksınız. Nasıl? Bence çok mantıklı. Arkadaşlar şu an bitmiş bir haldeyim gerçekten. Yaklaşık 54-55 dakikadır test çözüyorum. Bir soruyu 30 saniyede falan çözdüm ama ilk kitabı daha yeni bitirdim ve 1 saatimi aldı. Allah'tan 3-4 tane mi 4-5 tane mi testi daha önceden yapmışım. Toplamda galiba 12-13 tane test vardı. O yaptıklarımı da çıkarınca
çoğunu gene kendim yaptım ama biraz daha kısa sürdü. Ve sorular çok kolay olduğu için böyle hızlı hızlı çözdüm. Şimdi kontrol edeceğim. Bazılarını yaparken kontrol ettim çaktırmadan arkadan bakıp. Doğru gidiyordum çoğunda. O yüzden yüksek ihtimalle bazılarını full çekmişimdir. En fazla bir boş ya da bir yanlış olduğunu düşünüyorum testlerde. Gayet kolay sorular. Bu arada ben bu kitabı çözdüm. Şimdi ikinci kitaptan da ödev var. Ona başlamam gerekiyor. Ödevin yarın olması çok kötü oldu. Bu arada saati merak ediyorsanız saat 12'yi geçiyor. Ben bu masaya oturduğumda saat 8.30-9 civarındaydı. Ve ben yaklaşık 3 saattir buradan hiç kalkmadım. 3'ten fazla hatta. Ya hiç kalkmadım dediğim, tabii ki aralarda kalktım ama sürekli test çözdüm. Şimdi diğer kitaptan olan ödeve bakacağım. İnşallah orada çok uzun değildir ama hiç umudum yok yani. Arkadaşlar şu an şoktayım. Lütfen güldüğüme bakmayın ama ikinci kitaptaki ödev çarşambayaymış. Yarın salı. Daha doğrusu zaten şu an salıya girmiş olduk. Şu an yani ödevimi bitirmiş oldum. Harbi aşırı mutlu oldum. Hoca neden bilmiyorum ama ikiye bölmüş ödevleri. Çarşamba gününe paragrafla diğer TYT kitabını vermiş. Yarına da sadece bundan vermiş. Türkçeden vermiş. Çok mutluyum şu anda. Türkçe ödevini tamamen istemsiz bir şekilde bitirmiş oldum. Allah'tan diğer kitabı yapmayacağım. Yarın edebiyat dersim var ve edebiyat kitabım kayıp. O yüzden çok stresliyim. Onu arayacağım şimdi. İnşallah bulurum. Bir de kendime sütlü çikolata yapacağım. Bunu hak ettim artık yani. Cildime şu ara ekstra bir özen gösteriyorum. Çünkü galaya kadar tertemiz. Böyle cildimde en ufak bir sivilce ya da iz kalmasını ya da yara kalmasını istemiyorum. Ay çok korkuncum. Evet arkadaşlar ben artık uyuyorum. Yarın sabah görüşürüz. Zaten yarın okula gelince videoyu çekmeye devam edeceğim. Ama bu gece benden bu kadar. Bu arada göz altlarımı temizleyeceğim birazdan. Maskara aktı, korkmayın. Bu gece benden bu kadar. Bütün Türkçe ödevimi ve tarih ödevimi yaptım. Türkçeden zaten 10 tane falan test çözdüm. O yüzden başka bir derse çok bakamadım. Ama yarın da matematik çalışmak istiyorum. Sabah görüşürüz. Evet arkadaşlar günaydın. Bugün salı günü saat 8.30 değil 8.20 falan geçiyor. Ben şu an okuluma yakın olan bir kafeye gidiyorum. Orada yemek yiyeceğim. Yemek dediğim böyle simit tarzı bir şey atıştıracağım. Arkadaşım da orada. Sonra oradan okula geçeceğiz. Orada da çekim yaparım unutmazsa. Bir de aşırı acıktım. O yüzden iyi oldu yani gittiğimiz. Şimdi yoldayım gidiyorum. Zaten yaklaşık orada geçirmek için 5 dakikamız 10 dakika yok 5 dakika değil de orada yaklaşık bir 20-25 dakika kadar kahve içeceğiz, sohbet edeceğiz. Sonra da okula geçeceğiz. Ay hava daha çok karanlık, çok garip ya. Eve geldim. Bugün günlerden salı. En son sabah okula giderken çekmiştim. Eve geldim, giyindim, makyajımı yaptım. Saat zaten 6 oldu bile. Ve arkadaşlar başıma bakın. Başımda çok fena bir nazar boncuğu çıktı. Bu şekilde şiş kafam şu anda. Hani bunun ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Sivilce desen değil. Hani çünkü iltihaplı falan da değil. İçinden hiçbir şey çıkmıyor. Yara desen değil. Nazara geldik yani. Alerji kremi falan sürdüm ama asla geçmedi. Umarım birazdan geçer. Yani inşallah böyle kalmaz. Hafta sonu galam var çünkü. Yani bu videoda yaklaşık 5483 kere söyledim ama galam var. Bilmeyenleriniz için. Şimdi yine biraz daha ders çalışacağız ve bugün vlogun son günü olacak ders çalışma vlogunun. Çünkü yorulduk ya, yeter artık ya. Şaka şaka, zaten video gayet uzun oldu o yüzden daha da uzatmaya gerek yok. Bugün ders çalışacağım, son gün. Şimdi gidip kendime kahve tarzı bir içecek hazırlayacağım. Sonrasında da ders oturacağım. Bu arada kafam çok kötü görünüyor. Of! Buz falan tutayım bari ben de kafama. Kahve içmek yerine vitamin içeceğim. Şu görüntüye bayılıyorum gerçekten. Lütfen başıma aldırış etmeyin. Kafama krem sürdüm. Ve şu an böyle durmak zorunda. Makyaj yapsam da kapanmıyor zaten. Şimdi ders çalışacağız. Arkadaşlar birazdan başlıyoruz. Önce masamı şöyle güzel bir sileceğim. Bugün çok erken başlayacağım ders çalışmaya. Şu an saat 6.30 falan. Daha dün vesaire 9'da falan başlıyordum. Bugün daha erken başlayıp erken bitirmek istiyorum. Ya da geç bitireceğim fark etmez. Güzel çalışacağım yani bugün. Hadi başlayalım.
Arkadaşlar başım için böyle bir çözüm yolu buldum. İlk olarak ödevimle başlayacağım. Zaten dün Türkçe ödevimin yarısını yapmıştım. Şimdi diğer kalan kısmını yapacağım. Buradan da bütün cümlede anlam testlerini çözmem gerekiyor ve bayağı var galiba. Hadi başlayalım. Başlıyorum. Bu kitaptan tam tamına 30 sayfa ödevim var. Ama hallederim yani. Türkçe'de cümlede anlam kısmını seviyorum. Paragraf gibi bir şey zaten. Şimdi başlıyorum çözmeye. Bir saatimi alır diye düşünüyorum. Ama Allah'tan zaten biraz erken başladım bugün ders çalışmaya. O yüzden hemen hadi başlayalım. A, B, D, C, B. Kolay bir konu olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi full kendim çözdüm ve full doğru gidiyor şu an. Neyse devam edelim. E, D, B, A, B, D. Full çektim 12 soruda. 12 doğru, 0 boş, 0 yanlış. Çok güzel. Cümlede anlam konusunu çok seviyorum. Harbiden güzel sonuçlar alıyorum. İlk testimi çözdüm. Geriye 89 tane test kaldı. Şaka yapıyorum. Geriye şu an 28 sayfam kaldı 30 sayfadan. Bunları da hızlıca çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Of. Nasıl bitecek bilmiyorum. 2-3 test daha çözüp en kötü Türkçe'ye mola vereceğim. Biraz matematiğe falan da bakmak istiyorum çünkü. Evet, son testimi de çözdüm arkadaşlar. Tabii ki 30 sayfanın 30'unu da daha bitiremedim. Şu an sadece galiba 7-8 sayfa çözdüm. 3 tane ya da 4 tane test çözdüm ve son çözdüğüm testte bir yanlışım çıktı ama sorular biraz daha zordu. Şimdi azıcık mola vereceğim çünkü yaklaşık 45 dakikadır Türkçe testi çözüyorum. Toplamda 13, 12, 12 daha 24, 34, 36 soru çözdüm. 35 soru falan çözdüm. 35 soruyu 45 dakikada çözmedim ya. 45 dakika değil, 30 dakika falan olmuştur o zaman. Saate hiç bakmadığım için attım kafadan ama. Neyse ben bir aşağı ineceğim, bir yemek falan yiyeceğim. Sonra buraya tekrar gelip matematik çalışacağım. Artık yalnız yorulmaya başladım hafta ilerledikçe günler. Anne açım! Açım! Arkadaşlar SLM. Şimdi ben matematik çözeceğim biraz da. Artık yorulmaya başladım. Bu arada saat 8'e geliyor. Çok oyalanmışım test çözerken. Bir de azıcık mola falan verdim. Telefona baktım. Saat 8 oldu bile yani. Şimdi böyle bir kitabım var. TYT için 10. sınıf fasikülü. Bundan ikinci derece denklem şeyler çözeceğim.
Arkadaşlar şimdi matematikten bir 15-20 soru çözdüm ama hepsi kolaydı yani bildiğim konudan olduğu için çok da uzun sürmedi. Şimdi birazcık böyle tarih mi çözsem, paragraf mı çözsem onu düşünüyorum. Ay çubuk şurada yalanıyor, ona güldüm. Şimdi biraz bir şeyler daha çözeceğim ama yani. Yarın değil bir sonraki güne 20 sayfa falan ödevim varmış edebiyattan. Sonunda o ödev geldi. Şimdi o ödevi yapacağım biraz. Bu arada benim en çok ödevlerine sadık oldum. Yani çoğu ödevimi yapıyorum zaten ama hiç kaçırmadığım ve çok keyifle yaptığım tek ders edebiyat olabilir. Çünkü edebiyat öğretmenimizi bayağı seviyorum. Ve dersi çok iyi anlatıyor. Ve edebiyat dersini de seviyorum. Netlerim de yani çok kötü değil ortalama şu an ama daha yükselir inşallah. Şimdi kaldığımız yerden çözmeye başlayacağım. Arkadaşlar edebiyattan bir test çözebildim. Çünkü aşırı bir baş ağrısı içerisindeyim şu anda. Neden bilmiyorum, biraz başım ağrıyor. Demek ki çok ders çalışmak iyi bir şey değil. Şaka bir yana bayağıdır hiç böyle güzel ders çalışmamıştım. 6'dan beri ders çalışıyorum. Şu an saat 9'a geliyor ve neredeyse hiç mola vermedim. Bir kere mola verdim. O da maksimum 15-20 dakikadır. Türkçeden 4 tane test çözdüm. Bir tane edebiyat çözdüm. Bir testte matematik çözdüm. Hani bunlar sizin için az geliyor olabilir arkadaşlar ama benim hayat yaşantıma bu kadar ders çalışmak fazla bile. Çünkü ben zaten okuldan eve geldiğimde günün yarısı çoktan bitmiş oluyor. Ekstra olarak zaten haftanın belirli günlerinde zaten özel derslerim oluyor vesaire. Ben özel derslerim olmadığı zamanlar bu kadar çalışabiliyorum. Özel dersim olduğunda zaten bu kadar çalışamıyorum bile. Biraz daha zor oluyor çünkü beynimi toparlamak. Şimdi biraz dinleneceğim. Hatta büyük ihtimalle bugünlük bu kadar çalışmış olacağım arkadaşlar. Çünkü bugün okulda da çok yoruldum. Gene 3 saat ders çalıştım. Allah bereket versin yani. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Ben artık gerçekten çok yoruldum ve biraz uyuyup dinlenmek istiyorum. Şimdi videoyu kapatıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Umarım siz de bu videoyu izlerken biraz ders açısından motive olmuşsunuzdur. Çünkü ben genelde kendimi çok motive edemeyen bir insanım. Sadece ders konusunda. Ama insanların ders yaptığını gördüğümde biraz daha çalışasım geliyor açıkçası. O yüzden umarım sizin için de faydalı bir video olmuştur. Hepinizi çok 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 ama çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Zaten bu hafta çok güzel videolar gelecek. Gala, vlog gelecek. Gala için benimle hazırlan gelebilir istiyorsanız, hazırlanma videosu. Onun dışında başka videolarda gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Kendinize çok dikkat edin. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. 2 milyonu geçtik. Bir türlü kutlama yapamadım ama yapacağım inşallah. Ve çok güzel bir şeyler. Çok güzel içeriklerle devam edeceğim YouTube kanalıma. 2 milyon abone için tekrar teşekkür ederim hepinize. Sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bye!